Herkese selam, Kürşat. Dayı kanalından hepinize selamlar, sevgiler. 15 gündür maç yok, 15 gündür video yok, 15 gündür harbiden sinir ve stres altındayım. Harbiden maç izlemeyince insanlar hafta sonu, bütün dolu dolu hafta sonlarını özler hale geldik. Milli takımın bu arasında, milli takımın bize yaşattıkları, yaptıkları gerçekten üzüntü verici. Milli takım maalesef kötü ellerde şu anda. Ama bunun bir şekilde önlemini almamız lazım. Daha 3 aylık bir zaman var. Milli takıma başarılar diliyoruz. Ne yapacağız yani? Yapacak başka bir şeyimiz yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Bariz bir şekilde yanlış oynatılan bir milli takım işini çok zora soktu. Ama 3 aylık bir süre var. Hatta 4 aylık bir süre var. Onu toparlamak için biz de elimizden geleni yapacağız. Onlar da ellerinden geleni yapsınlar. Şimdi bugün Fenerbahçe Kayseri deplasmanına gitmiş. Gördüğüm kadarıyla Kayseriler maça yoğun ilgi göstermiş. Helal olsun. Bundan sonra bütün statlar dolu olsun arkadaşlar. İşte böyle olsun olaylar. Herkes bulunduğu şehrin takımının maçlarına gitsin. Büyük küçük demeden maçlara gidin arkadaşlar. Kayserileri tebrik ediyorum. Şimdi bugün öncelikle Fenerbahçe maçı, arkasından Kürşat'la beraber, çünkü o da gelecek, Galatasaray maçı, dolu dolu bir gün var. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani maç skoru diye sorardı şimdi Kürşat olsaydı. Ben de onu sormuş kabul edeyim. Kürşat'ın sorusuna maçın skoru ne olur ha? Maçı 1-0. 1-0 şeklinde Fenerbahçe kazanır. Zar zor bir galibiyet alır ama gol yiyeceğini düşünmüyorum. Bunlar tamamen tahmin, bunlar tamamen öngörü. Çünkü 15 gündür maç oynamayan takımların dönüşlerinde sıkıntı olur. Ben gollü çok az, bir gollü bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Yani iyi bir maç olsun, hak eden kazansın falan filan diyoruz. Bunlar artık yerine gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şimdi maç da başlamak üzere. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın, ayrı konudur ama muhakkak izleyen arkadaşlar da şu kanala bir abone olsunlar. Yani bak, bu kadar iş yapıyorum. İşi gücü bırakmışım. Gelmişim Fenerbahçe maçını izleyeceğim. Siz de bir abone ol tuşuna artık basarsınız yani. Muhakkak basarsınız. Size güveniyorum. Şimdi maça geçiyorum. Penaltı mı? Penaltı mı? Penaltı. Penaltı. Ha? Göremiyorum. Tadiç. Vallahi güzel penaltı gol attı. Güzel bir penaltı gol attı. Penaltı mıdır, değil midir bilmem ama penaltı golü güzeldi yani harbiden. Gol. Ne vurdu be? Ya bir dakika içinde iki tane pozisyona girdi ve birini gol yaptı lan. Vay be, harbiden de çok klas bir vuruş ya. Bıraktı yani resmen. Kaleci de alamamış topu yani. Aferin lan çocuk. Yandaş Mert. Vay amına koyayım. Daha dakika 25. 7 dakika, 8 dakikada bir gol attı Fenerbahçe. 25, 3'e böl. 8.3. 8.3 ortalamayla oynuyor. Fenerbahçe 8.3 ortalamayla gol atıyor amına koyayım. Böyle bir şey var mı ya? Adamas diyoruz. Ulan at, burada da her Cardozo'yu duyunca var ya. Vay amına. Ters köşe. Ciku. Kendi kalesine. Harbiden ha. Kaleci böyle yapmış. Tam topu alacak. Ciku şanssız bir an. Livakovic nereye çıkıyor?
Livakovic armut almaya çıkmış. Harbiden armut almaya çıkmış. Yani bu ne ya? Lan yandaşa bak arkadaş ya. Topçu oldu top oynuyor ya. El Nesri ayağıyla gol attı. Bugün 23 Kasım Öğretmenler Günü öncesi El Nesri ayağıyla gol attı. Yazın bir kenara. Ama harbiden tarih güzel de bırakmış ha. Oğuz arkada Ceko boş Oğuz. Oğuz o topu arkaya çıkarman lazım. Vay aman akoy. 5 oldu ya lan. 5 oldu ya lan. Aman akoy ya Emre. 5-2 geridesin. 10 kişi Fenerbahçe'ye saldırıyorsun ya. Onun vay be lan oldu da gol oldu da ya. Ceko'nun şu vuruşu gol oldu ya. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Maçı tek başıma izledim ama harbiden Kürşat'ın olmadığı bir tepki videosu güzel olmuyor. Karşılıklı diyaloglar, karşılıklı paslaşmalar olması gerekiyor. Ama olsun sonuçta biz futbol sever olarak maçımızın da başında dediğim gibi bol gollü Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı bir maç olur demiştim. Ve işte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 6-2'lik bir maç ve yine tahminlerinde yanılmayan dayınız size tahminlerini verdi. Siz de yanılmadınız. Farklı kazanır dedik. Farklı kazandı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Sonuçta 6 tane gol attı. Birkaç tane de kaçırdı. Hele de harbiden ha. Kadıköy'den vurup da böyle ta Taksim'den kalenin oradan çıkan gibi bir şey oldu. Yani o Ceko'nun vuruşu. Ulan aha 6 ha 7 olsaydı gol yani. Harbiden çok güzel olurdu. Ona da bir şey söyleyemem. Penaltı pozisyonuyla alakalı. Hani içime sinmedi. Çok fazla olaya bakamadık. Sonuçta akşam Erman Hoca, Cart Hoca, Cürt Hoca, bir sürü her bokolog hoca bununla alakalı şeyler söyleyecekler. Artık Twitter'dan da şuradan buradan bakacağız edeceğiz konu hakkında. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu penaltı içime sinmedi. Yani orada sanki yani Kayserili'nin ayağına basıyor yukarıdan aşağı Fenerbahçe. 4-5 kere gösterdiler. Ben orada bir şey göremedim arkadaşım ama yani neyse yani olan oldu. Benim söylememle bir şey olmaz. İçime sinmediğini söyleyeyim. Fenerbahçe bu penaltıyla mı maçı kazandı? Yok. 6 tane gol attı. 4-5 tane daha da atabilirdi. Olmadı. Kayseri'yi de artık önündeki maçlar için başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti akşam Galatasaray maçına nasıl yansır? Onu da Kürşat'la beraber burada tepkisini vereceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim tamamlamak üzereyken son bir şey söyleyeyim. Videoyu beğenmek veyahut da yorum yapmak size kalsın arkadaşlar. İsterseniz beğenin, isterseniz yorum yapın. O beni bağlamıyor. O Kürşat'la alakalı. Benim sadece sizden istediğim, bu videoyu izleyen herkes, bütün arkadaşlarım, bütün kardeşlerim, bütün abilerimiz, bütün ablalarımız, her kim izliyorsa hepinizden tek ricam abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Şu anda bu lafımı duyuyorsanız ve o butona bir bakın basılı mı değil mi? Abone olunmamış diyorsa basın olun ya.
Yani harbiden ya, basın olun gitsin ya. Ben şimdi oradan motive oluyorum. Gerisi beni çok ilgilendirmiyor. Bunu söyleyerek size veda ediyorum. Hepinize bol seyirler diliyorum. Zaten az sonra Galatasaray maçı başlayacak ve akşam da canlı yayında olacağız. Şimdilik hepinize iyi seyirler. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Çocuk. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bodrumspor Galatasaray maçıyla sizlerle birlikteyiz. Az önce Fenerbahçe Kayseri'de farklı kazandı, rahat kazandı, bol gollü kazandı. Şimdi Galatasaray Bodrum deplasmanına çıkıyor. Evet, ne düşünüyorsun? Galatasaray Bodrum'da ne yapar? Tatil mi yapar? Yoksa üzgün mü döner? Bodrum'un stadına bak yani. Çok küçük bir stad. Yani Süper Lig'de böyle bir stadın olması harbiden komik bir durum. Ya işte Galatasaray bu maçta ne yapar? Milli aralar sonrası başlayan ilk haftalarda bol gollü galibiyetler olur. Yani bugün Fenerbahçe'nin 6 tane attığı yerde Galatasaray'da herhalde 6'dan aşağı atmaz. 5-6. Bodrum'da zaten hani Galatasaray'a direnebilir mi? Bence direnemez. En az 5 farklı bir galibiyet bekliyorum. Yani öyle söyleyeyim. 5-0. Bence Volkan Demirel ile birlikte direnir 5-0. Bodrum ve bir puan alma ihtimali var Bodrum'un. 1-1, 2-2'lik sonuçlar olabilir. Galatasaray kazanabilir tabii ama Volkan Demirel bir çelme takmak isteyecek Galatasaray'a. İstemek ayrı bir şeydir. Takabilir. Gerçekleşme olasılığı ayrı bir şeydir. Şimdi bu olasılıkları tarttığımız zaman yaklaşık %90'a %10'luk bir oran çıkıyor. Orada da 10'luk tarafta yer almak olmaz yani %90. Evet Ya arkadaşlar. yener geçer bayağı Galatasaray. En az 5 farklı galibiyet. Maçta başlamak üzere arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de hala bu kanala abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Şu Osimhen! Bomboş Osimhen atamadı. boşa çıktı. Osimhen! Harbi Osimhen ne yapıyorsun? Galatasaray tehlikeli başladı. Birinciye vuramıyor. Yapma. Ooo, sarısı Sarısı mı varmış. vardı? Kırmızı. Bodrum Bu 10 neydi kişi. ki? Bodrum 10 kişi kaldı. Hızlı atan çıkarken faul yaptı. Basıyor mu ayağına? Abi. Vay be. Bomboş. Osimhen'i beklerken aradan Batshuayi çıktı. Vay be. Aman abi. Batshuayi Osimhen ya. Vay arkadaş ya. Harbi güzel bıraktı Galatasaray ha. kilidi açtı. Harbi Bomboş güzel. kaldı Batshuayi attı golü. Osimhen de orada var ya, sırtlan gibi bekliyor ha. 1-0 Galatasaray'a geçti. Osimhen Osimhen gol gol 2 dakika ediyor. 65. Bıraktı. Oo! Bakayım. İnanılmaz. Topa hakim olamadı Ziye. Topa hakim olamadı Ziye. Boş kaleye atamadı. Yani hakim olamamak da böyle bir şey ya. Ulan Ziye bir topa hakim olamadı ya. Ziyech. Gol. Oo, kaçana bak. İnanılmaz. Vay arkadaş be. Ziyech kaleci. Ziye var ya, kafaya koymuş gol atacak ya. Onu kaçırdıktan Aa, sonra çok hırslı. çok fena vuruyor ya. Bu sefer attı Osimhen. 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 Karşı karşıya Harbiden kaçtı. var ya, bugün neler kaçırdı Osimhen ya. Lan bir son dakika golü be. Penaltı mı? Basit olur o penaltı. Göremedim ki. Şut.
10 dakika 90 direkten döndü. Olacak iş değil ya. Galatasaray direkten döndü. Çıkmazdı yani. Harbiden hani direkten döndü hesabı var ya. Orayı da vurdu be. Direkt. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Bodrum 0 Galatasaray 1. Zorluk seviyesi çok yüksek bir maç. 45 dakika 10 kişi oynayan bir Bodrum. Galatasaray'ın tek golü ve 3 puan Galatasaray'ın oldu. Son dakikalardaki pozisyon gerçekten akıllarda kalacak bir pozisyon. Kafamış Gökdeniz'in uzaktan vuruşu direğe gitti. Ve Galatasaray 3 puan aldı. Ne diyorsun? Volkan da bayağı zorladı. Vallahi Bodrum'da bir gözle görülür bir değişiklik var. Yani teknik direktörün eli değdi değmedi hikayesi işte Bodrum'da eli değmiş. Volkan Demirel öyle veya böyle sonuçta takımına bir direnç katmış. Ama Galatasaray çok gol kaçırdı. Hakim Ziyeh'in boş kaleye atamadı. Yılın olayı ya. Harbiden komik boş kaleye ya. Hakim Ziyeh gibi bir adamın topa hakim olamaması Ziyeh'in orada çok ilginç. Osimhen'in karşı karşıya kaçırdığı iki tane %100 pozisyon. Keza birkaç tane neyse sonuçta maçı Galatasaray 1-0'da olsa kazanmasını bildi. Galatasaray'ın kazanma alışkanlığı devam ediyor. Bunu kim durduracak diye bir hesap yaptık. Bir nedir o? Algoritmadan bunu sorgulattık. Trabzonspor diye bir takım bunu yenecek. İlk mağlubiyetini Trabzonspor'dan alacak diye bir sonuç çıktı. Artık o güne kadar Galatasaray böyle kazanmaya devam edecek. Yapacak bir şey yok. Abone olun kanala. Kanala da abone olun. Başka da bir şey kalmadı yani. Konuşacak her şeyi söyledik. Sadece şu abonelik işinde sıkıntı var. Onu halledelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzleyenlerinize teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.